Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci ve altıncı sınıfa ait yüzlerce video dersi ilköğretimvideo.com'daki DVD satışı bölümünden sipariş verebilir, temin edebilirsiniz. Dördüncü sınıf Türkçe dersi atasözleriyle ilgili konu anlatımlarını birlikte yapmaya çalışalım. Sevgili öğrenciler, tanımdan başlayalım öncelikle. Şimdi atasözleri ve deyimler, tabii deyimler konusunu da yine izleyebilirsin. Bu şekilde hani ben burada videodan izleyeyim, yani ben sana burada 10 tane 15 tane atasözünün mantığını gösterebilirim ama sizlere tavsiyem, alacaksan eline bir atasözü deyimler sözlüğünü, içerisindeki atasözlerin deyimlerin anlamını karıştırman gerekiyor, sürekli onları okuman gerekiyor. Atalarımızın yüzyıllar boyu süren deneyime, gözlemleriyle bunlara dayalı düşüncelerinden doğmuş kısa ve özlü sözlere atasözü denir diyor bize. İşte ekranda atasözleri görüyorsunuz. Kendi düşen ağlamaz. Ne ekersen onu biçersin. Aç ayı oynamaz. Acele işe şeytan karışır. Sözler, atasözleri bize yol gösterirler. Anlatımları açık ve genelde de kısa cümlelerden oluşurlar. Dikkat edin, cümlelerden oluşurlar. Deyimlerden bu özelliğiyle ayrılırlar. Mesela gözden düşmek derken bu bir deyimdir. Ama acele işe şeytan karışır dediğin zaman burada bir cümleyle atasözünü belirtmiş oluyorsun. Atasözleri milletimizin yüzyıllardan beri geçirdiği denemelerden ve oluşturduğu düşüncelerden doğmuşlardır. Denenmiş sözler olduğundan dolayı doğrulukları herkes tarafından da kabul edilir. Kültürümüze ait en büyük öğelerden biridir. Halkımızın düşüncelerini, duygularını, davranışlarını anlatan kesin ve inandırıcı sözlerdir. Birkaç örnekten sonra atasözlerin özellikleriyle ilgili bilgi vereceğim. Son gülen iyi güler. Bir konuda yapılan çalışmalar olumlu sonuca varmışsa sıkıntıların yerini sevinç alır diyor bize. Yani sen bir takım çalışmalar yapıyorsun. O çalışmaları yaparken bazı sıkıntılardan başından bazı sıkıntılar geçiyor. Ama güzel, olumlu bir sonuca varmışsan o sıkıntıların hiçbir önemi yok. Son güldüğün şey sana daha bir değerlidir, onun yerini sevinç alır demek istiyor. Bir diğer atasözü, sakla samanı gelir zamanı. Sevgili öğrenciler, bakın saman burada çok değersiz bir çöptür, değil mi? Yani onu bile sakla ki gün gelir ona bile işin düşebilir, ihtiyacın olabilir. Çok değersiz bularak atmak istediğimiz maddeleri saklayıp esirgemekte, yani korumakta yarar vardır. Bir gün gelir mutlaka o çok değersiz eşyalar ya da neyse onlar bile lazım olur. Bir diğer örneğim, çay geçerken at değiştirilmez. Bir uygulamadan diğerine geçerken dikkat etmek gerekir. Tehlikeli davranışlar göstermemek, sakınmak lazım diyor. Şimdi sevgili öğrenciler, bir oyun oynuyorsun. Oyunun kurallarını önceden belirliyorsun. Oyun onun esnasında içerisinde bir tane farklı bir durumla karşılaştın ve o duruma göre de hemen bir kural belirliyorsun. İşte bunda söylenir çay geçerken at değiştirilmez diye. Yani oyunun içerisinde ya da o uygulama devam ederken senin yapmış olduğun orada bir kural değişikliği tehlikeli sonuçlara varabilir demek istiyor bu atasözünde. Atasözlerin özelliklerine baktığımız zaman atasözleri topluma mal olmuştur. İlk söyleyeni belli değildir. Anonim diyoruz sevgili öğrenciler buna. Mesela ev almak, komşu al, bunun ilk söyleyeni belli değildir. Toplumun ortak bir malıdır. Baktığın zaman çok öz, duru ve sade olan sözlerdir. Ev alma, komşu al. Atasözlerinin çoğu özlü, atasözlerin çoğu mecaz anlamlıdır. Mesela damlaya damlaya göl olur. Yani bir damla damlayarak göl olur mu gerçekten? Hayır, orada başka bir şey söylemeye çalışıyor. Orada ufacık olan birikimlerin belli bir süre sonra bir göle dönüştüğünü, çok büyük birikimlere, çok büyük maddiyatlara çevrildiğinden bahsediyor. Damlaya damlaya göl olur. Dolayısıyla atasözleri tıpkı deyimlerde olduğu gibi çoğu da mecaz anlamlıdır diyebilirim. Zengin bir anlam yükü ve yol gösterici bir özellik taşırlar. Atasözleri düşünce ve hüküm bildirdikleri için her zaman cümle şeklindedir. Bunu zaten deyimlerden ayıracağın özelliktir bu. Atasözlerin kimileri öğüt, kimileri de bir kural ya da bir durum saptaması biçiminde görülür. Konuyla ilgili etkinliklere hemen geçecek olursak, sevgili öğrenciler, sizlere de tavsiyem dediğim gibi bol bol atasözleri, deyimler sözlüğünü karıştırmanız, bunlarla ilgili çokça soru çözmeniz. Aşağıda karışık olarak verilen sözcükleri örnekteki gibi sıraya koyarak atasözü oluşturun diyor. Kürek, mart, baktırır, yaktırır, kazma ve kapıdan. Kalıplaşmış sözlerdir. Kesinlikle sırasını, bir kelimesini bile önce ya da sonra yazamazsın sevgili öğrencim. Ya da oradaki işte kürek yerine ben kayık kelimesini getirdim. Öyle bir şey maalesef olamaz.
Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır. Birincisi Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır şeklinde sıralanması gerekiyordu. Bir diğerine bakınca dağın olmamış tavşan küsmüş haberi dağ. Tavşan dağa küsmüş dağın haberi olmamış. Bir tavşan dağa küsmüş dağın haberi olmamış şeklinde sıralanması gerekiyordu. Bu seferki kelimelerimiz davulun hoş sesi uzaktan gelir. Davulun sesi uzaktan hoş gelir olması gerekiyor. Davulun sesi uzaktan hoş gelir şeklinde sıralamam lazım. Karışık olarak verilen kelimeler köy kılavuz görünen ve istemez. Görünen köy kılavuz istemez. Kılavuz burada rehber anlamındadır sevgili öğrencim. Görünen köy kılavuz istemez şeklinde sıralanması gerekiyordu. Konuyla ilgili bir test sorusuyla hemen devam edelim. Parasız yatılı bursluluk sınavı devletin yapmış olduğu bir soru, sınavın sorusu. Biriktirme, çok çalışıp kazandığını yemekle değil, kazandığının bir kısmını kenara ayırmakla olur diyor bize. Bu cümledeki aşağıdaki atasözlerin hangisinin açıklamasıdır diyor sevgili öğrencim. İşten artmaz. İş dediği burada biriktirme ve çalışma olarak düşünebilirsin. Dişten artar. Dişten nasıl artıyor? Dişle sen ne yapıyorsun? Yemek yiyorsun, değil mi? Sen yemeni, harcamanı birazcık kısarsan o şekilde biriktirebilirsin. Doğru cevabım işten artmaz, dişten artar. C seçeneğidir. Bir diğer etkinliğimizde aşağıdaki atasözlerini yaprakların üzerindeki sözcüklerle tamamlayalım. Güzel bir etkinlik sevgili öğrencim. Tabi bu arada durdurun, kendiniz çözün. Daha sonra buradaki çözümü dinleyin diye tavsiye ederim size. Kelimelerimiz ekersen kalkan, patlıcanı, ışıldar, çöplüğünde öğrenmemek, yarına damarda olduğunu ve sirke. Çocuklar bunu üstüne basa basa söylüyorum. Yani bizim binlerce, on binlerce atasözümüz var. Dolayısıyla hani burada ben sana 15-20 tane mantığını, kalıbını tabii ki gösterebilirim. Nasıl bir hikaye kitabı, bir roman okuyorsan atasözlerinde baştan sona kadar güzel bir sözün atasözlerini baştan sona doğru da okuman gerekiyor. Anlam sorularında kesinlikle bir tane deyim ya da atasözleriyle ilgili sorular karşınıza çıkar bu saatten sonra. Baktığımız zaman ekersen kalkan patlıcan ışıldar çöplüğünde öğrenmemek yarına damarda olduğunu ve sirke. Akacak kan damarda durmaz. Damarda durmaz. Biz nasıl bunları biliyoruz? Tabii ki çokça karıştırarak. Damarda kelimesini getirdim. Arkadaşını söyle sana kim olduğunu söyleyeyim. Olduğunu kelimesini getirmem gerekiyor. Eğer arkadaşın diyorsa kötü biri ise sen de kötü birisin. Eğer arkadaşın iyi ise sen de iyisin. Bilgili ise sen de bilgilisin. Bilmemek ayıp değil, öğrenmemek ayıp sevgili öğrencim. Buraya da öğrenmemek kelimesinin gelmesi gerekiyor. Keskin sirke küpüne zarar verir, öfkeyle kalkan zararla oturur tarzında bir atasözü. Ne kadar öfkeliysen kendine küpü nedir? Sirke ve küp. Sirke küpünün içerisine konulan madde değil mi? Yani bir nevi sirkenin evidir küpü. Dolayısıyla sen bunu kendi üzerinden düşünürsen sen ne kadar öfkeliysen sirkeyi burada öfke olarak düşünebilirsin. Kendine zarar verirsin, çevrene zarar verirsin. Ne ekersen onu biçersin olması gerekiyor. Buraya da hemen ekersen kelimesini getirdik. İyi bir şey beslersen arkadaşına karşı ondan da iyilik görürsün. Kötü bir şey beslersen arkadaşına karşı kötü görürsün. Öfkeyle kalkan zararla oturur. Buraya da kalkan kelimesini getirdim. Her horoz kendi çöplüğünde öter. Çocuklar tabii ki kişi bulunduğu çevrede, bulunduğu mekanda, bulunduğu mahallede, yaşadığı, doğduğu yerde daha cesaretlidir anlamında kullanılan bir atasözü. Acı patlıcanı kırağı çalmaz. Buraya da hemen patlıcanı getirdim. İşleyen demir ışıldar pas tutmaz da diyebilirdik buna. Bugünün işini yarına bırakma planlı olmayla ilgili bir atasözü. Bir diğer etkinliğimiz aşağıdaki atasözlerin ne anlattıklarını altlarına yazalım diyor.
İlki pire için yorgan yakılmaz. Önemsiz bir yitiğini elde etmek uğruna daha büyük bir zararı göze almak, bu durum bir duruma kızarak kendisine daha büyük zarar verecek davranışta bulunmak. Yani sen pireyi öldürmek için yorganı yakıyorsun. Bak ne diyor? Bu duruma kızarak kendisine daha büyük bir zarar veriyorsun. Tamam, sen pireyi öldürüyorsun ama kendine daha fazla zarar vermiş oluyorsun. Çünkü elindeki yorgandan oluyorsun bu sefer. Bir diğeri sıkça da karşımıza çıkar. Sakla samanı gelir zamanı. En değersiz şeyi bile atmamalı, bir yana koymalı, günün birinde gerekebilir, işe yarar anlamında söylenen bir atasözüdür. Sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yer. Atasözü. Anlamı ise bir olaydan gerekli dersi alan, zarar gören kimse ona benzer bir işle karşılaştığında uyanık davranır, tedbirli olur. Aslında bunları anlamlarından da çıkartabilirsiniz sevgili öğrencim. Mesela sütten ağzı yanan diyor. Süt sıcak bir nesnedir. Bundan senin ağzın yanıyor. Burada başına gelen bir durumu, tehlikeli bir durumu gösterebilirsin mesela. Bundan ağzının yanması, sen bu işten zarar görüyorsun. Yoğurt daha soğuktur, değil mi? Mesela insanın yoğurttan ağzı yanmaz. Ne oluyor? Ama süt ve yoğurt, bunların ikisi de benzer durumlardır. Yani ikisi de birbirinden yapılıyor mesela. Dolayısıyla tekrardan buna benzer bir işle, bu tehlikeli işle karşılaştığı zaman üfleyerek yer. Halbuki yoğurt soğuk ama orada nedir üfleyerek yer? Daha uyanık davranması ve tedbirli olması anlamına gelen bir atasözü. Test sorusuna devam edelim. Yüksek dağın başı dumanlı olur atasözünü açıklayan cümle aşağıdakilerden hangisidir? Çocuklar, yüksek dağın başını burada zengin olma ya da önemli olma ya da önemli bir mevkide olma gibi düşünebilirsin. Önemli iş yapanlar başı sürekli sorumluluk içerisinde olur. Sıkıntıları artar. Doğru cevabım A seçeneğidir. Bir diğer sorumuz, ekmeden biçilmez atasözünü açıklayan cümle aşağıdakilerden hangisidir diyor. Yani buğday olarak düşünebilirsin bunu. Buğdayı tohum olarak ektin, uğraştın, alın teri verdin, onu sürdün, emek verdin ona. Daha sonra o emek olmadan onu biçebilir misin? Hayır, sulaman lazım, ilgi göstermen gerekiyor. Ona bir emek harcayacaksın, daha sonra verim alacaksın. Emek harcanmadan verim alınmaz. Yanıtımız A seçeneğidir. Bir diğer sorumuz, Nasrettin Hoca'nın cümlesiyle aynı anlama gelen atasözü aşağıdakilerden hangisidir? Sadece konuşmakla hiçbir iş yapılmaz. Ya bizim özelliklerimizden biri, çevrenizde vardır böyle insanlar sevgili öğrencim. Sadece konuşurlar ama gel şu işin ucundan bir tut bakalım dediğinde maalesef o işi yapmazlar. Ben onlar için diyorum ki lafla peynir gemisi yürümez. Lafla yürümez. İcraat göstermen lazım. Hareket ettirmen lazım ona, değil mi? Lafla konuşarak olmaz. İşin ucundan tutman gerekiyor. Doğru cevabım B seçeneğidir.